O zaman başlıyoruz. Şimdi C vitamininin yaklaşık olarak 1928 yılında izole edilmiş. Yani ilk defa kimyacılar Sjögren, Giogri diye bir araştırmacının keşfettiği bir molekül aslında. Fakat aslında bir vitamin değil yani C vitamini. Vitamin kavramı için aslında bir vital amin dediğimiz yani bir amino asitle bir yaşamsal amino asit olması gerekir. Ama C vitamini aslında bir vitamin değil, bir amino asit. Şimdi C vitamini sentezi yapay olarak üretilebilen ilk vitamin olup İngiliz kimyager tarafından 1937'de Nobel ödülü almıştır. İlaç firması olarak da Roche yarı sentetik bir tarzda C vitaminini ilk defa 1933'lü yıllarda sentezlemiş. Yani ve üretmiş, satmaya başlamış. Biliyorsunuz C vitamini deyince aklımıza ilk gelen şey skorbut hastalığı. Skorbut hastalığı bağ dokusundaki bu kolajen sentezinde bir aksamanın olmasına dayanan bir klinik tablo aslında. L-glutalaktan oksidaz enzimini insanın üretememesinden kaynaklanıyor. Şimdi Irwin Stone diye bir araştırmacı ise C vitamininin aslında gıdaları koruduğunu ve bu gıdaların nasıl koruduğuna dair de askorbik asitin bu toz haliyle direkt olarak gıdalarla muamele edildiğinde aslında bir oksidan etki sağladığı gösterilmiş. İnsanlardaki şu L-glukagonolakton oksidaz enziminin eksikliğiyle ilgili mutasyon teorisi bir öne sürülmüş. Bu da insanların ve bazı canlıların bu enzim nedeniyle C vitaminini organizmada sentezlemediği gösterilmiş. İlk defa 1972'de C vitaminiyle ilgili bir kitap yazılmış. Kitap hastalıklara karşı C vitamini. Aslında öteden beri bilinen bir şey var. C vitamini genel olarak viral enfeksiyonlarda, soğuk algınlıklarında çok fazla kullanılıyor. Fakat C vitamini etkinlikleri daha sonraki dönemlerde ortaya çıktıkça bu defa C vitamini ile ilgili olarak hep şu gösterilmiş. C vitamini aslında çoklu cevaba sahip. Yani tek bir cevap organizmada tek bir biyolojik yanıt oluşturmuyor. Birden fazla biyolojik cevap oluşturuyor. Bizim eğitimlerimize katılanlar bilir, biz genellikle çoklu cevap üreten bileşenlere hormetin diyoruz ve hormesis etkisi nedeniyle bunu söylüyoruz. Yani bir ajan tam tersi etkiye de sahip olabiliyor ve doza bağımlı olarak tam tersi etkiye de sahip olabiliyor. Bu çok önemli bir durum arkadaşlar. C vitamini tam anlamıyla bir hormetindir. Düşük dozlarında yaptığı etkinin tam tersini yüksek dozlarda yapıyor. Bu çok fazla dünya tarafından çok bilinen bir etki biçimi değil. C vitamini ile ilgili bir Nobel ödül çalışması var. Perling diye bir adam C vitaminini ile ilgili çalışmasından dolayı bir Nobel ödülü almış. C vitamini arkadaşlar insanlar için evet organizmada üretilmiyor ama insanlar için çok elzem bir vitamin olarak kabul ediliyor. Ve bununla ilgili çok sayıda çalışma var. Fakat C vitamini genellikle çok küçümsenen bir vitamin olarak aslında D vitamini de öyledir. Yani C vitamini uğradığı kadere D vitamini de uğramış. Bunlar böyle çankısı çok basit. Aslında bütün vitaminler neredeyse sanki böyle ağızdan destek yoluyla alınan ama tabii bunların intravenöz uygulamaları, intramusküler uygulamaları başladıktan sonra bunların aslında birçok kronik hastalığın temelinde oynadıkları rol açığa çıkmış. Ve terapisinde de tabii bunlar çok ciddi anlamda kullanılmaya başlanmış. Bu nedenle C vitamini olmazsa olmaz elzem vitaminlerden biridir. Az önce de söyledik, askorbatı aslında askorbik asidi birazdan göreceğiz. Glikoza çok benzer. Yani organizmada askorbik asit olarak verildikten sonra dehidroaskorbik asit şeklinde sentezlenebilir.
Ancak insan ve insan dışı bazı ilkel canlılar, kovay fareleri, Hindistan'daki meyve yarasası ve buna benzer bazı türlerde az önce söylediğim L-glukonolakton oksidaz enzimi olmadığı için bunlar C vitaminini sentezleyemiyorlar. Bazı C memelilerde ise karaciğer, kuş ve sürüngenlerde ise böbreklerde sentezlenebiliyor. Şimdi Irvin Stone 1965 yılında C vitamininin üretim yeteneğinin yok olmasıyla sonuçlanan bir mutasyonun meydana gelebildiğini, insanın evrimsel süreci içerisinde aslında bunun bir mutasyon yoluyla ortadan kalktığını söyledi. Şurada kırmızı işaretle gördüğünüz L-glukonolakton oksidaz enzimi, işte şuradaki L-glukonolaktonu iki keto glukonolaktona çeviriyor. Bu da aslında otomatik olarak, spontan olarak askorbik asite dönüşüyor. C vitamini sentezi vücutta yapılmadığı için dışarıdan alması zorunludur. Şimdi C vitamininin ikinci ve üçüncü karbonunda bir hidroksil grubu var. Biz buna enodiol grubu diyoruz. Bunlar çok çabuk iyonize olan, elektron alıp veren gruplar. Ve bu da aslında C vitamininin organizmadaki o güçlü hem redükte edici hem de okside edici etkisini kolaylaştırıyor. C vitamininin şu ikinci ve üçüncü karbondaki hidroksil grupları. C vitamini bu elektron alıp verme yeteneğini yani oksidoredüksiyon reaksiyonlarına katılımını bunun sayesinde sağlıyor. Askorbik asit, dehidro askorbik asite göre daha aktiftir. Fakat okside edildiğinde ve bir elektron kaybettiğinde dehidro askorbik asite dönüşüyor ve dönüşmesi de gerekiyor. Çünkü artık dehidro askorbik asit fonksiyonel bileşik olarak organizmada rol oynuyor. Dehidro askorbik asit tekrar askorbik asite dönüşüyor ama bu arada bu sentez için yani dehidro askorbik asidin, okside olmuş askorbik asidin tekrar redükte bir askorbik asite dönüşebilmesi için bu defa glutatyon devreye giriyor. Glutatyon redüktaz enzimi ve tiyoredüksiyon redüktaz enzimi burada rol oynuyor. Bu da şunu gösteriyor. C vitamininin organizmada fonksiyon görebilmesi için glutatyona ihtiyaç var. Bu çok önemli bir durum. C vitamini kimyasal olarak askorbik aşığın ışığı sola döndüren bir enantiyomeridir. Ticari olarak genellikle askorbik asit kristallerinden veya askorbik asitin kalsiyum ve sodyum tuzlarından oluşuyor. Ortamın pH'ına göre monoanyonik ya da dianyonik şeklinde ortaya çıkabiliyor. C vitamininin bu elektron alıp verme yeteneği çok çok önemli arkadaşlar. Zaten bir fonksiyonel bileşiğin elektron alıp verme yeteneği iyi ise onun bu oksidoredüksiyon reaksiyonlara katılımı ve bazen antioksidan, bazen de oksidan özelliğini sağlıyor. C vitamininin yapısına baktığımızda buradaki gördüğünüz gibi glutatyon redüktazın burada önemli bir rolü var. Yani askorbik asit, dehidro askorbik asite dönüşebilmesi için glutatyona ihtiyaç var. Bu da şunu gösteriyor. C vitamininin aktif, fonksiyonel bir bileşen haline dönmesinde glutatyonun önemli bir rolü var. Yani glutatyon eğer düşükse o zaman C vitamini bu anlamda şey oluşturabilir. Fonksiyonel bir bileşik olmaktan ortadan kalkabilir. Şimdi C vitamini ne yapıyor peki? Aslında indirgeyici bir ajan olarak çalışıyor. Bir elektron vericisi olarak çalışıyor. C vitamini bu özelliğiyle aslında bir antioksidan. Yani tutuyor serbest radikallere bir elektron verip onu sakinleştiriyor. Onun artık kimyasal olarak reaktif olmasını engelliyor. Zaten ortamda çok fazla bir serbest radikal üretimi varsa C vitamini plazmanın antioksidan kapasitesinin yaklaşık %15'ini oluşturuyor. İşte bu C vitamini plazmada artmış serbest radikalleri temel matrikste yani hücreler arası alanda ya da hücre içerisinde artmış serbest radikalleri önemli ölçüde ve çok hızlı nötralize ediyor.
C vitamini etkinliği genelde çok hızlıdır. Sadece hücre içerisinde yüksek dozda kullanımındaki etkisi biraz yavaştır. Ama bir kana verdiğinizde direkt olarak C vitaminini zaten kandaki antioksidan kapasitenin %15'ini C vitamini oluşturuyorsa beyindeki en güçlü antioksidan madde olarak kabul edildiğine göre beyinde çok fazla glikoz ve oksijen kullanıp oksidatif fosforilasyon sonucu çok fazla miktarda serbest radikal ürettiği için kahve de yine hakeza öyle çok fazla serbest radikal üretilir. Kalkası hücrelerinde de C vitamini çok fazla tüketilir. İşte bu enzimatik aktivite için bizim askorbik asitin dehidroaskorbik asite dönmesi lazım, okside olması lazım. Ancak C vitamininin tekrar indirgenmesi gerekiyor. İşte bunun için de devreye bir oksidasyon redüksiyon mekanizması giriyor. Burada gördüğünüz şekile baktığınızda saf askorbik asit okside oluyor ve dehidroaskorbik asite dönüşüyor. Arkadaşlar burada bir fizyolojik oksidasyondan bahsedeceğim size. Şimdi ortamda çok fazla bir oksidan ajan varsa ve askorbik asit çok fazla okside olursa, yani bir elektronunu verirse, işte o zaman ortamda bulunan fizyolojik oksidasyon ortadan kalkar. Bu defa patolojik oksidasyon oluşur. Ondan sonra dehidroaskorbik asite dönüşüyor. Şimdi oksidasyondan sonraki bileşen bu. Fakat burada da gördüğünüz gibi iki tane giriş yeri var hücrenin içerisine. Birazdan bunları biraz daha detaylı göreceğiz. Bu çok önemli bir şey. Askorbik asit saf olarak sodyumla bağımlı bir simportla, bir reseptörle çalışıyor ve hücrenin içerisine askorbik asit sodyuma bağımlı. Şimdi bu da sodyum ve potasyum pompasına ihtiyaç duyuyor. Sodyum potasyum pompası enflamasyonda ve özellikle asidozda pek çalışmaz. Dolayısıyla askorbik asit organizmada bir asit birikimi olduğunda, bir atık yönetimi yapılamadığında ya da enflamasyonda buradaki reseptör şiştiğinde hücrenin içerisine kolay kolay giremez ve dışarıda kalır. Şimdi geldik okside olduktan sonra dehidroaskorbik asite. Bakın burada dehidroaskorbik asit hücreye bir başka reseptörle giriyor. Yani askorbik asitin hücre içerisine sodyuma bağımlı bir simporterla, bir taşıyıcıyla, bir transporterla girmesi var. Ama okside olmuş askorbik asidin yani dehidroaskorbik asitin hücrenin içerisine girişi GLUT reseptörleriyle olur. Bu da şu demektir. Bir glukoz transfer reseptörüdür bu. Arkadaşlar C vitaminini dehidroaskorbik asite dönüştükten sonra hücrenin içerisine alan reseptör aynı zamanda bir glikoz reseptörüdür. Yani glikozu da hücrenin içerisine alır. Bir başka özelliği daha var bu reseptörün. Aynı zamanda bu bir ağrı reseptörüdür. Özellikle kapsaşin ne duyarlı olan bir reseptördür. Bu da şu demektir arkadaşlar. Özellikle diyabette, polineuropatilerde dışarıda bulunan yüksek miktarda glikoz, düşük miktarda C vitaminiyle yarıştığı zaman bu reseptör yüksek miktarda olanı açığa çıkar, alır. Dolayısıyla bir hastada hiperglisemi varsa ya da diyabet varsa aynı reseptörü kullanılan glikozla aynı reseptörü kullanılan dehidroaskorbik asit yarışırlar. Şimdi diyabetik bir hastada ekstraselüler sıvıda yüksek miktarda glikoz olduğunu kabul edersek bu defa glikozu alacak. Buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Düşük dozda C vitamini ciddi anlamda bir hipoglisemi yapar ve diyabette kullanılır. Yani bugün bir diyabet hastasına eğer bağırsakları bozuk değilse günde 500 miligram, 1000 miligramlık bir antioksidan dozda askorbik asit verirseniz, yani C vitamini verirseniz veya
birazdan dozları göreceğiz. Düşük miktarlarda intravenöz C vitamini verirseniz reseptör yarışına baktığınız zaman reseptörler glikozu daha yüksek olduğu için bir diyabetik hastada hücrenin dışındaki glikoz daha fazla olduğu için dehidroaskorbik asidi almaz, glikozu alır. Dolayısıyla peki bunun tam tersi de doğrudur. Biz yüksek dozda damar içerisine C vitamini verdiğimizi düşünelim. Bu defa damarın dışına çıkan yüksek dozdaki C vitamini temel matrikste bu reseptöre geldiğinde glikozla yarışacaktır. Bu defa C vitamini yüksek olduğu için, dehidroaskorbik asit yüksek olduğu için onu alacaktır. Glikozu dışarıda bırakacaktır. Biraz daha sonuç cümlesine geleyim. Yani biz düşük dozda C vitamini uygularsak bu hipoglisemiye yol açar, diyabet hastasında kullanılır. Ama yüksek dozda C vitamini kullanırsak özellikle damar yoluyla, çünkü birazdan konuşacağız, oral yolla düşük yüksek dozda C vitamini uygulaması mümkün değil. C vitamininin emilimi nedeniyle. Burada yüksek dozdaki C vitamini kullanımında her zaman bir hiperglisemi riskiyle karşı karşıyasınız demektir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Yüksek dozda C vitaminini bazı yerlerde kullanıyoruz. Mesela kanserlerde. Mesela özellikle şeylerde kullanıyoruz. Bir yüksek ciddi enfeksiyonlarda kullanıyoruz. Covid gibi, grip gibi, bazı bakteriyel enfeksiyonlar gibi. Şimdi dehidroaskorbik asitle glikoz birbirine çok benzer dedik. Burada da görüyorsunuz. Buradaki hidrojen molekülü burada yok. Hidroksil molekülü yerine tek atomlu bir oksijen var. Diğerleri aynı. Sadece şurada hidrojen yerine bir hidroksil grubu var. Askorbik asit bir monosakarit türeviydi. Glikoza ve diğer 6 karbonlu monosakaritlere benzer renksiz beyaz dikdörtgen bir kristal. Okside formu dehidroaskorbik asit. İşte bu formu, yani bir askorbik asit bir elektronunu verdiğinde dehidroaskorbik asite dönüşüp glikoza benzeyen bir moleküle dönüşüyor. Ve daima glikoz metabolizmasıyla yarışıyor. Hatta laboratuvarda ölçülen şeker seviyeleri, eğer siz bir hastaya intravenöz bir C vitamini vermişseniz bu defa yüksek çıkabilir. Çünkü beraber ölçüyor şey laboratuvarda testlerle, ikisi birlikte ölçülüyor. İkisi birlikte ölçüldüğü için de arkadaşlar bu da önemli ölçüde yüksek çıkabilir. Yani bir kan şekeri seviyesi yüksek çıkabilir. Şimdi C vitamini diyabette bu amaçla kullanılıyor. Şimdi C vitamininin oral kullanımı normal fizyolojik bir bağırsakta zaten çok az. Arkadaşlar bu da şunu gösteriyor. Eğer bir bileşenin bağırsaktan emilimi normalde düşükse, C vitamini gibi, kurkumin gibi, bu şu anlama gelir. C vitamini düşük dozlarda organizmaya verilmeli ve ihtiyaç düşük dozlardadır. Çünkü ister yaratıcı diyelim, ister evrimsel gelişim diyelim, C vitamininin bağırsaklardan emilimi, absorpsiyonu genelde düşük miktarlardadır. Biyo yararlanımı düşüktür. Çünkü organizmanın düşük miktarlarda C vitaminine ihtiyacı var. Eğer biyo yararlanımı yüksek olsaydı, o zaman C vitamini organizmada oksidan bir ajan olarak kullanılırdı. C vitamini yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu bazı organlar var. Bunlardan biri pituitary gland, epifiz, adrenal korteks, özellikle stres mekanizmasında kortizol üretiminde, adrenalin ve noradrenalin üretiminde çok önemli bir rol oynuyor. Corpus luteum, arkadaşlar yumurtlamada bir kadının ovülasyon döneminde önemli ölçüde C vitamini kullanılır. C vitamininin buradaki görevlerini birazdan konuşacağız. Yine timusun, özellikle lenfositlerin olgunlaşmasındaki fonksiyonları sırasında nötrofillerin bu
fonksiyonları sırasında, fagositik aktivite sırasında trombositlerin özellikle aktif transportu sırasında ve retinada da aktif transportla şey yapar, C vitamini geçer. C vitamini lökositlerde ve eritrositlerde bol miktarlarda kullanılır. Onu birazdan göreceğiz. C vitamini hücre membranlarından geçişinde taşıyıcılara ihtiyaç vardı. Az önce gördük. Basit difüzyonla olabileceği gibi kolaylaştırılmış ya da aktif transportla da taşınabiliyor. Burada askorbik asitin formu önemli. Çünkü askorbik asit olarak girdiğinde sodyuma bağımlı bir transportu kullanıyor demiştik. Dehidroaskorbik asit ise bu defa glikoz reseptörünü, glikoz transfer reseptörünü kullanıyor. Bu da önemli olarak kabul ediliyor. Bakın burada eritrositi örnek alarak baktığımız zaman sodyuma bağımlı C vitamini taşıyıcısı askorbik asit direkt içeri girebiliyor. Ya da askorbik asit burada bir oksidan ajanla karşılaşıp, yani ekstraselüler sıvıda bir ROS'la, bir serbest radikalle karşılaşıp oradan okside olabilir. Dehidroaskorbik asite dönüşebilir. Dehidroaskorbik asite dönüşmesi artık GLUT reseptörlerinin, yani GLUT1, GLUT3, GLUT4, arkadaşlar bu önemli bir reseptör kümesidir, reseptör ailesidir. Glikozu alır, bu çok önemli. Ağrı reseptörüdür bu aynı zamanda. Dolayısıyla da C vitamininin aynı reseptörü kullanması glikoz metabolizmasında etkili olduğu anlamına gelir. Peki C vitamini hücre içerisine girerse ne olur? Girdiği zaman ister askorbat şeklinde girsin, isterse dehidroaskorbat şeklinde girsin. Burada aslında bir elektron transferiyle ilgili bir oksidasyon, bir redüksiyon reaksiyonlarına katılır. Eritrositler bunu çok kullanır. Çünkü eritrositler aktif bir şeydirler, hücredirler. Eritrositlerde çok fazla ATP ihtiyacı vardır. Peki ama eritrositler başka bir özellikleri daha var. Bir oksidan ajanı taşırlar. Hangisini? Oksijeni taşırlar. İşte eritrositlerin bu taşınması sırasında ciddi anlamda oksidasyona maruz kalmalarından dolayı eritrositlerin kendileri membranlarında çok fazla antioksidan enzim içerirler. Çok fazla antioksidan enzimin yanında çok fazla da C vitamini tüketirler. Çünkü oksijenin kendisi bir radikal olarak kabul ediliyor. Eritrositlerde C vitamini emiliminin glikozla hiçbir ilişkisi olmadığı gösterilmiş. Direkt olarak geçiş yapabilir. Şimdi C vitamini çok fazla alındığı zaman çoğunlukla idrardan atılır. Zaten bunu hastalarımızın birçoğu bunu biliyor. C vitamini çok fazla olduğu zaman idrarla atılıyor. Ancak bir irikoz yürü var ya da aşırı bir demir yüklenmesi varsa bu defa demir emilimiyle C vitamininin bir ilişkisi var. Bunu da birazdan konuşacağız. Çünkü C vitamini demir emilimini direkt olarak etkileyen bir bileşen. C vitamini eksikse demir çok eksik emiliyor ve demir bu anlamda ciddi olarak demir eksikliği oluşuyor. C vitamini sindirim sisteminde hem olmayan demirin emilimini artırıyor. Burada da gördüğünüz gibi. Askorbik asit demir emilimi ancak birlikte tüketildiğinde artabilir. Yani biz bugün bir hastaya demir vereceksek beraberinde askorbik asit vereceğiz. Askorbik asit vereceksek mümkün olduğu kadar bir demir eksikliği anemisi olmamasına dikkat edeceğiz. Ya da bağırsaklarını düzenleyeceğiz. Dolayısıyla da biz demirin eliminimini 6 kat artırdığı gösterilmiş C vitamininin. Bu da anemileri tedavi ederken aklınızın bir köşesinde bulunması gereken bir durum. Az önce konuştuk C vitamininin hipofiz, adrenal korteks ve corpus luteum gibi özellikle bu organlarda çok zengin ve bunlardan direkt olarak içeri alınabiliyor. C vitamininin birçok hücresel düzeyde birçok yerde
çok yüksek olması gerekiyor. Özellikle gözde çok yüksek olması lazım. Çünkü gözdeki antioksidan kapasitenin önemli bir kısmını C vitamini oluşturuyor ve korneadan direkt kontak yoluyla, difüzyonuyla, pasif difüzyonuyla çok rahatlıkla geçebiliyor. Şimdi C vitamininin ekstrasellüler sıvıda bir başka hücre grubuna da çok rahat geçtiğini görüyoruz, lökositler. Bu da lökositlerin immün sistemdeki rolünü önemli ölçüde artırabiliyor. Fakat arkadaşlar, bizim burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ekstraselüler sıvıdaki C vitamini fizyolojik dozlarda olması gerekiyor. Fizyolojik dozlar nedir? Onları birazdan konuşacağız. Lökositlerde, adrenal bezlerde, pituiter bezler, gözdeki lensler ve en yüksek olarak da diğer vücut kısımlarına dağılmış en önemli antioksidan olarak görülüyor. Gözdeki bu siliyer cisimlerde aköz sümör oluşumunda da C vitamini var. Hatta C vitamini eksikliğinde, yani bir antioksidan kapasite azalacağı için gözde bir sarı nokta hastalığı, makula dejenerasansı ya da retinitis pigmentosa, katarakt oluşumu, görme bozuklukları çok fazla görülmeye başlanır C vitamini eksikliklerinde. Ya da tam tersi, C vitamininin çok yüksek olduğu durumlarda yine oksidan etkisi nedeniyle bunlar görülmeye başlar. Şimdi C vitamininin dokulardaki miktarlarına baktığımızda en yüksekten en düşüğe kadar burada C vitamininin özellikle epifiz, adrenal gland, göz lensinde, lökositlerde, beyinde, karaciğerde, böbrekte, semende, bu da çok önemli arkadaşlar. Özellikle spermin fonksiyonel kapasitesinde C vitamini ve oksidatif stresin önemli bir rolü var. Yine akciğerlerde oksijen karbondioksit değişimi sırasında çok fazla radikallere maruz kaldığı için. Arkadaşlar, besinlerle biz C vitaminini yeterli miktarda alıyoruz. Ancak insanoğlunun ateşi bulmasından sonra C vitamini ile ilgili olarak genellikle yüksek sıcaklıkta ve uzun süreli pişirmelerde, ki Türkiye'de, Azerbaycan'da da böyledir. Yüksek sıcaklıkta yemek pişirimi var. Uzun süreli bir pişirme söz konusu. C vitamini emilimi azalıyor. Bu da şunu gösteriyor. Aslında çiğ ya da az pişmiş, uzun süre pişirilmemiş çiğ ile pişmiş arasındaki şeylerde az bir miktar suda, düşük sıcaklıkta ya da buharda pişirmek çok daha doğru. Peki C vitamini ne işe yarıyor ve bunların etki mekanizmalarını biraz görelim. Oksidatif stres, organizmada çok fazla oluşan ve kök etiyoloji olarak kabul edilen bir durum. Yani serbest radikaller metabolik yolaklarda çok fazla oluşur. Fiziksel aktivitede çok fazla oluşur. Kalbin sürekli biçimde dakikada 60-80 defa atan bir organdan bahsediyoruz. Orada çok fazla oluşur. Hücre proliferasyonunda çok fazla E vitamini tüketildiği için rejeneratif kapasiteyi arttıran dönemlerde, örneğin bir enfeksiyonda, bir enflamasyonda, bir cerrahi sonrası işlemde, bir yaranın iyileşmesinde E vitamini azalarak yerine özellikle C vitamini kullanılması söz konusu. E vitamini tüketilir çünkü çok fazla. Sinir sistemi, glikoz-oksijen ilişkisine baktığımız zaman beynimiz çok fazla oksijen tüketir, çok fazla glikoz tüketir. Bu da çok oksidatif fosforilasyon yoluyla çok fazla oksidatif stres oluşturur. Oksidatif stres önce mitokondriyi vurur. Mitokondri ATP yapımını azaltır. ATP yapımının azalması enerji azlığına, immün sistemin zayıflamasına, enerji azlığı aynı zamanda apoptoz yolaklarının hızlı çalışmasına, özellikle önemsiz olan dokulardaki apoptoz yolaklarını hızlı bir şekilde çalıştırmaya yarar. Ve dejeneratif süreçler başlar. Dejeneratif süreçler başlayınca Alzheimer gibi ya da oksidatif hasarın yol açtığı enflamasyon, nöroenflamasyona yol açarak depresyona yol açar.
atrofiler meydana gelmeye başlar. Sinir kılıfları önemli ölçüde dejenere olur. Miyelin plakları oluşmaya başlar. Yine kemotaksis düzelmelerde, kemotaksis ilişkisinde C vitamini çok önemli. Birazdan göreceğiz. İmmün sistemin fonksiyonlarında çok önemli. Zaten C vitamininin düşük dozlarda bir antioksidan olduğunu zaten biliyoruz. C vitamini aynı zamanda çok önemli bir özellik. Ben bunu özellikle tümörde çok dikkate alıyorum. Kolajen sentezinde ve medical aging, anti-aging, medical estetik uygulamaları, yara iyileşmeleri, dejeneratif olan bütün süreçlerde, kan damarlarında, kemikte, kıkırdak dokunun rejenerasyonunda, dişlerin oluşumunda, mine tabakasının oluşumunda ve cildin özellikle rejeneratif, parlak, kırışık olmayan bir ciltte C vitamininin fizyolojik dozlarda olması lazım. Az önce söyledik, C vitamini eğer eksikse oksidatif hasar artar, antioksidan kapasite azalır. Oksidatif hasar arttığı zaman da bu defa damar endoteli, özellikle hücrelerin membranlarında bulunan lipitler çok çabuk okside olurlar. Lipitlerin okside olmasıyla membran elastikiyetleri bozulur. Önce damar duvarı, hücrelerin membran elastikiyeti, motiliteleri, bunlar bozulmaya başlar. Bu biraz daha artarsa hücre membranı bütünlüğünü kaybetmeye başlar. Bu defa hücre ölümleri başlar. Hücre ölümleri beraberinde rejenerasyon süreçlerini tetikler. Birazdan yine göreceğiz, kanama ve pıhtılaşmada önemli bir rolü var C vitamininin. Yine tromboembolik olaylarda trombositin membranını etki ederek aterosklerozda kandaki lipidemik profilde C vitamini özellikle oksidatif hasarı azalttığı için çok önemli bir rol oynuyor. Miyokardiyal hasarda da böyle. Yine demir emilimi ile C vitamini ilişkisi nedeniyle anemli hastalarda hep bunu düşünmeniz lazım. C vitamini bir başka özelliği daha var. C vitamini önemli ölçüde bir detoksikasyon süreci içerisinde çok bol miktarda kullanılır. Detoksikasyonu hatırlarsak 3 tane fazı vardı. Bunlardan bir tanesi faz 1'di. Detoksikasyon sitokrom P450 aktivitesini arttırıyor. Eğer bir hastanın faz 1'i iyi çalışıyorsa iyi miktarda sitokrom P450 enzimine ihtiyaç var. Sitokrom P450 enzimi faz 1'deki aktivasyonu arttığında bu defa yetmediğinde ciddi anlamda özellikle toksinler çok fazla serbest radikal üretmeye başladılar. Bu da şunu gösteriyor. Faz 1'in yavaşlamasındaki en önemli etki arkadaşlar oksidatif hasarın artması, serbest radikalin artması. İşte C vitamini bu serbest radikalleri fizyolojik düzeye indirgeyerek faz 1 detoksikasyonu çok önemli ölçüde yapabilir. Önemli ölçüde aktive edebilir. C vitamini yüksek dozlarda şelasyon etkisi yapar. Az önce konuştuğumuz faz 1'i dikkate aldığımızda faz 1 önemli ölçüde çok özür dileyerek söylüyorum. Bir dakikanızı alacağım. Efendim? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Haber verirseniz sevinirim. Evet Murat Hocam geliyor. Tamam. Ben yurt dışından sanki Azerbaycan'dan bir telefon geldi. Acaba dedim sesim mi gitmiyor? Sesim gelmezse lütfen uyarın. Gerek mesajla gerekse diğeriyle. Yani bu arada yine arada herhangi bir şey olursa, soru sormak isteyen olursa ben o şekilde de cevaplayabilirim. Ama yok biz sonunda yapalım derseniz ona da şu anda sunuma devam ederek gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar C vitamininin çok önemli etkileri arasında bakın kolajen sentezi var. Katekolamin sentezi var.
karnitin sentezi var. Şimdi katekolaminler, noradrenalin ve adrenalinler bizim bütün sirkadiyan ritmimizden stresimize kadar bir yönetim. Kolajen temel matriks ve bağ dokusunda çok önemli bir role sahip. Karnitin özellikle mitokondriyal fonksiyonların en önemli belirleyicilerinden biridir ve yağın hücrenin içerisine, mitokondrinin içerisine girmesini sağlayan, yağ asitlerinin yakılmasını sağlayan önemli bir bileşen. ATP yapımını ciddi anlamda artırıyor. Kortizolu zaten hepimiz biliyoruz. Oksitosin ve serotonin gibi özellikle motivasyon ve mutluluk hormonlarının yapımında C vitamininin önemli bir rolü olduğu gösterilmiş. Yine dedik ki C vitamini katekolon, nörotransmitterlerin de sentezinde önemli bir rol oynuyor. Askorbik asit azaldığı zaman kolajen liflerin zayıflamasına yol açıyor. Bunu hepimiz, bütün hekim grubu, sağlıkçılar askorbit hastalığında zaten biliyorlar. Ama kolajen biyosentezi çok önemli. Hem anti-aging'de hem bağ dokusunun dejeneratif süreçlerinde kolajen sentezine ihtiyaç var. Tümörün arkadaşlar etrafının kolajen dokuyla çevrilip tümörün invazyonunun azaltılması, çevreye yayılımının azaltılması, kolajen iyi bir kolajen sentezinde, biyosentezinde bunu da C vitaminiyle sağlayabiliriz. Ancak C vitamini düşük dozlarda kolajen sentezini sağlar. Kemik diş eti, kıkırda, cilt, tendonlar ve kan damarlarının yapısında önemli bir bağ dokusu proteini olan kolajenden bahsediyoruz. Kolajen sentezinde prolin hidroksilaz, lizin hidroksilaz enzimleri için C vitamini burada bir kofaktör gibi rol oynuyor. Bu da çok önemli bir şey ve geçmişte tarihsel süreç içerisinde tıp tarihinde skorbut çok önemli bir hastalık olarak kabul edilir. Yine osteoblastlarda ATP üretimini arttırıyor ve hücresel solunumu da aktive edebiliyor. Hem kemiğin yapımında, hem şekillenmesinde, hem osteomatriksin oluşumunda kolajen çok önemli. Yani bir kemik dokusunun sıkı bir kemik dokusu olmasında kolajenin çok önemi var. Kalsiyumun yerleşmesinde yine kolajenin çok önemli bir rolü var. C vitamini eksikse kemik kaybı olsa bile, kemik kaybı olabilir. Yara iyileşmesinde de C vitamini mutlaka gerekiyor. Özellikle fibroblast gelişiminde ve kolajenlerin çapraz bağ oluşumunda ve anjiyogeneziste yani vasküler yapıların o bölgeyi beslemesi için gerekli olan vasküler yapıların oluşumunda C vitamini tüm fazlarını, yaranın iyileşmesinin tüm fazlarını destekliyor. Skorbut hastalığını biraz geçeceğim çünkü artık çok bizde sık görülmüyor. Bilemiyorum sizde ne kadar sık görülüyor. Askorbik asitin eksikliğinde yani C vitamini eksikliğinde kemik büyümesi durur. Bu nedenle bazı şeylerin özellikle pediatristlerin dikkat etmesi gereken şeylerden biri eğer epifiz büyümüyorsa büyüyen çocukların bu epifizindeki dejenerasyon kemikleşmeyi eksik kıldığı için çocuklar büyüyemeyebilir. Mesela çocukların iyi bir kemik yapısına sahip olması, uzun boylu olmasında C vitamini bir destekleyici ajan olarak kullanabilirsiniz. Yine osteoporozun en sık görülen nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Niye? 6 tane madde var. Burada sıraladık. Yani bugün osteoporoz dediğinizde, bugün bir çocuğun gelişim problemi olduğunu, özellikle kemik gelişiminde bir problem olduğunda, lütfen C vitamini eksikliğini ya da disfonksiyonunu akla getirin. Disfonksiyonunu da birazdan konuşacağız. Osteoporozun en sık görülen nedenlerinden biri amino asit eksikliğidir. Fiziksel aktivitenin yokluğuna bağlı olarak kemik üzerinde bir stres olamadığında osteoporoz olur. Kötü beslenmeye bağlı özellikle kolajen matriksinin oluşmaması, osteoblastlar tarafından osteoid oluşumunda hücreler arası maddenin salgılanması için C vitaminine ihtiyaç var. Osteoklastları uyarıcı etkiye sahip olan östrojen eksikliği de yine C vitamini eksikliğinde ön plana çıkıyor. İleri yaşlarda büyüme hormonu ve diğer bütün büyüme faktörlerinin
azaldığı durumlarda da C vitamininin eksildiği görülmüş. Eksik olduğu gösterilmiş. Cushing'de, aşırı glikokortikoid salgılarında, vücutta protein depolanmaları sırasında osteoblastik aktiviteyi azaltıp osteoporoza neden olduğu gösterilmiş. Yeni doğanda C vitamini eksikse fetusta depo edilemez C vitamini. Oysa çocuğun, süt çocuğunun özellikle kıkırdak, kemik, hücreler arası yapısının gelişmesi gerekiyor. Örneğin bir anne 2 yıl süt verir çocuğa ama çocukta ciddi anlamda C vitamini eksikliği olduğunda ya da annede eksik, daha doğrusu annede eksik olduğunda bu defa çocukta da eksiklik olmaya başlar. İnek sütü gibi sütlerde anne sütünün 1/4 kadar askorbik asit bulunuyor. Bu nedenle anne sütünü direkt almayanlarda, mamayla beslenenlerde C vitamini eksik olabileceği, sadece bu da değil, birazdan göreceğiz, mamayla beslenen çocuklarda C vitamini eksik olduğunda antioksidan sistem, immün aktivasyon, agostik aktivasyon, kolajen yapımı, kıkırdak yapımı, kemik yapımı, yani çocuğun büyümesini çoklu yönden etkileyen bir vitamin olarak kabul ediliyor. Suda çözünen bir vitamin olan C vitamininin yokluğu birkaç haftada ortaya çıkıyor. Yani C vitamini eksilmeye başladığında hemen ortaya çıkmıyor. Ama mutlak eksikliği devam ettikçe 20 ile 30 hafta sonra bir ölüm gerçekleştiği kabul ediliyor. Şimdi genç gönüllerde yapılan bir çalışma var. Plazmadaki C vitamin düzeylerine bakmışlar ve egzersiz uygulamışlar. Şimdi düşük miktarlardaki düşük yoğunluklu egzersizler, ılımlı egzersizler C vitamin sentezi, daha C vitamini kullanımını artırıyor. Dolayısıyla da bir sporcularda, egzersiz yapanlarda C vitaminine ihtiyaç var. Katekolamin sentezinde yine C vitamini gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Nörotransmitter olarak da fonksiyon gören tirozin, askorbik asitten sentezlenen yapı olarak kabul ediliyor. Burada da gördüğünüz gibi bunların çoğunun kökeninde askorbik asit var. Hem L-tirozin, hem L-dopan, hem dopaminin, hem norepinefrinin, hem epinefrinin sentezinde askorbik asitin bu sentez basamaklarına katıldığını görüyoruz. Yine triptofan yapımında, L-triptofan yapımında da C vitamininin, buradan da nereye geleceğiz? Buradan aromatik amino asit dekarboksilaz enzimi vasıtasıyla serotonin, oradan da melatonine geleceğiz. Yani bugün C vitamini eksik olan bir kişi serotonin dediğimiz bu mutluluk hormonundan eksik kalıyor. Özellikle metilasyon düşüyor. Burada gördüğünüz gibi folatın düşüklüğü söz konusu. Metilfolat kofaktör olarak rol oynuyor. Serotonin azaldığında gece melatonin azalıyor. Yani gündüz serotonin sentezi yeterli değilse gece melatonin sentezi de yeterli olmaz. Bu defa uyku bozulup sirkadiyan ritim bozulmaya başlıyor. C vitamini dopamin ve oradan da oksitosin sentezini artırıyor. Dolayısıyla C vitamini eksiklerinde kişilerin birbirlerine sarılma güdüsü, isteği de ciddi anlamda azalmaya başlıyor. Bugün eğer bir kadın ya da bir erkek cildinde bir deformasyon başlamış, insanlardaki sarılmayla ilgili neşesini kaybetmişse, sarılma isteğini kaybetmişse bu ciddi anlamda C vitamininin eksik olduğu anlamına gelir. Yüksek dozlardaki C vitamini kullanımıyla bazı analjezik etkiler gösterilmiş. Evet, C vitamini analjezik etki sağlar. Bunu nasıl sağlar? Benim kanaatim buradaki etki mekanizması hem ağrı reseptörünü modüle, regüle etmesi, çünkü aynı reseptörü kullanıyordu. Glut reseptörlerinden birisi de ağrı reseptörüydü. Bir de hidrojen peroksit seviyelerini, yani bir radikal olan hidrojen peroksit seviyelerini ılımlı düzeylerde tuttuğu için, hidrojen peroksit bir nöronda polarizasyona yol açmadığı için de depolarizasyona ağrı kesici etkisi var. Az önce konuştuğumuz demir emiliminde de özellikle non-hem dediğimiz hem olmayan demir emilimini artırdığını biliyorduk.
safra asiti sentezinde de C vitaminin önemli bir etkisi var. Arkadaşlar, C vitamini eksikse bir kişide safra fonksiyonları bozulmaya başlıyor. Safra fonksiyonları bozuldukça yağ asitleri, onların sentezi, onların dökülümü, sindirimi, parçalanması önemli ölçüde aksamaya başlıyor. Bu nedenle eğer bir safra patolojisi olan, safrasında taş olan, polip olan, çamur olan, safra kolikleri yaşayan kişilerde ya da safradan dolayı asit sentezinde azalmadan dolayı sindirim problemi yaşayanlarda düşük dozlarda C vitamini kullanmak gerekiyor. C vitamini LDL'yi de düşürür. Niye? Yediği alfa hidroksilaz enzimi hepatositlerde LDL reseptör ekspresyonunu artırıyor. Özellikle reseptör ekspresyonunu artırdığı için LDL'yi düşürür. Bu nedenle C vitamini özellikle kardiyovasküler, hiperlipidemilerde, koroner kalp hastalıklarında C vitamini kullanılabilir. Burada da gördüğünüz yayın C vitaminiyle kan lipid seviyelerinin nasıl regüle olduğunu gösteren çok ciddi bir çalışma ve bir meta analiz çalışması. Gerçekten çok güzel bir çalışma bu. C vitamini oksidatif oksijenizasyonun azaldığı durumlarda doku iskemilerinde, hipoksilerde şöyle bir etki meydana getiriyor. HIF-1 dediğimiz hipoksi indictable faktör dediğimiz biri inhibe ediyor. Şimdi bunu inhibe etmesi vasküler endotelial growth faktörü de artırmasıyla hem anjiyogenezi hem o bölgedeki hipoksiyi önemli ölçüde azalttığı gösterilmiş. Nitrozaminlerin, bunlar da yine bir serbest radikal türevi olarak kabul edildiğinde nitrozaminler, bu da önemli ölçüde ciddi bir oksidatif hasarın azalması anlamına gelir. C vitamini alan kişilerde öğrenme, hafıza, lokomotor aktivite üzerindeki etkileri genellikle hem ATP yapımı hem de serbest radikallerin okside edici ve irite edici nöroeksitasyon, nöroiritasyon yapıcı etkilerini, daha rahat bir uykuyu, daha iyi bir fiziksel aktiviteyi, daha çok ATP sentezini, daha sağlıklı bir mitokondriyi sağladığı için burada da beyinde, Parkinson'da dopamin sentezini artırdığını görüyoruz. Yine C vitamininin oral seplementasyonu insanda semen kalitesini artırdığı göstermiş. Hem sperm sayısının hem de motilitesinde C vitamininin arttığını, eksikliğinde bunların azaldığını görüyoruz. Motilitenin azaldığını görüyoruz. Kolajen sentezi nedeniyle C vitamini estetik amaçlı kullanılabilir. Yine C vitamini hem dermiste hem epidermiste bulunduğu için hem ultraviyole ışınların oluşturduğu yüksek miktardaki serbest radikalleri korur. Bu nedenle C vitamini eksikliklerinde cilt kırışıklıkları, kuru ciltler oluşmaya başlar. Alerjilerde de yüksek dozda, orta dozda daha doğrusu, birazdan dozları göreceğiz. C vitamininin bulunması önemli ölçüde yüksek dozda C vitaminiyle alerjilerin azaldığı gösterilmiş. Tinnitus'ta, yani bir kulak çınlamasında kontrol grubuyla kıyasladığında C vitamininin çok etkin olduğu gösterilmiş. Kanserlerde, enfeksiyonlarda ve birçok hastalıkta C vitamininin etkinliğine dair çok sayıda çalışma var. Ama ben biraz immün sistem üzerinde duracağım. C vitamininin antimikrobiyal etkisi zannedildiği gibi sadece oksidan etkisinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda nature killer hücreleri dediğimiz natural killer hücrelerin, doğal öldürücüler dediğimiz katillerin aktivitelerini, lenfositik proliferasyonu ve bunların kendi aralarındaki kemotaksi ilişkisini önemli ölçüde sağlıyor. Yine C vitamini bir epitel bariyerine baktığımız zaman kolajen sentezini, epiteldeki bariyerin stabilizasyonunu sağlıyor ve ROS hasarına karşı koruyor. Fagostik aktivitede hem motiliteyi hem de kemotaksisi artırdığı gösterilmiş. B ve T lenfositleri üzerindeki etkisine baktığımızda farklılaşma, yani diferansiyasyon,
ve proliferasyonu artırdığı, antikor düzeylerini de sentezini de artırdığı gösterilmiş. Biliyorsunuz histamin düzeyleri genellikle şeyde artar, kronik hastalıklarda artar. Biz birçok hastada histamin yükünün arttığını görürüz. Özellikle enflamatuar proseslerde bu çok artar. Bu C vitamini, sitokin üretimini modüle eden bir özelliğe sahip. Hemen hemen tüm hücreler üzerinde etkinliği göstermiş. Nötrofil nekrozisi, nekrozu ve netozis dediğimiz. Nötrofiller biliyorsunuz eğer bir bölgede etkinliğini gösterdiğinde, akut enflamasyondaki rollerini bitirdiğinde apoptozise gitmezlerse nekroz olmaya başlarlar. Nekroz daima bir enflamatif dokudur. Nötrofil nekrozisine biz netozis diyoruz. Netozis çok ciddi anlamda asidite oluşturur. Asidite proteazları salgılar. Proteazlar arkadaşlar proteini parçaladığı için ciddi doku hasarına yol açarlar. İşte bu netozisi azaltan şeylerden biri fizyolojik dozlarda C vitamini. Vitamin C verilerek bu etkinin çok azaldığı gösterilmiş. Yani bir kişide bulunan doku harabiyetini önemli ölçüde azaltan bir özelliğe sahip. C vitamini aynı zamanda sitokinlerin hemen hemen tümünde bir normalleşme, bir medyatör olarak görev görüyor. C vitamini birçok epigenetik regülasyonda da rol oynuyor. Nötrofil fonksiyonları üzerindeki etkisini de az önce gördük. Migrasyonunu artırıyor, kemotaksisi artırıyor, fagositozu artırıyor. ROS oluşumuyla özellikle hidroksil, hipoklorit gibi antimikrobiyal bir şey gerçekleştiriyor, etki gerçekleştiriyor. Kaspaz bağımlı apoptozisi artırır, makrofajın klirensini artırır. Yani makrofajlar işini gördükten sonra ortamdan geri çekilmesi düşük dozda C vitamininin fizyolojik olarak gördüğü bir etkiyi güçlendirir. Netozisi engelliyordu. Şimdi özellikle enflamasyon ve tümörde C vitamininin temel özelliği SRP'nin düşmesi, interlökinlerin ve TNF-alfa'nın regüle olmasından kaynaklanıyor. Yüksek dozda C vitamini enflamasyon ve artmış hücre proliferasyonuna ilişkin prostaglandinleri inhibe ediyor. Bir ağrı kesici etkisi var. Vitamin C ve oluşturduğu radikaller hücre büyümesini engellemesiyle ilgili olarak mesela nükleer faktör kappa B'yi de regüle eden bir özelliğe sahip. Oksijenin toksik etkilerini zaten ortadan kaldırıyor. Yani serbest radikaller üzerindeki etkileriyle antioksidan bir etki sağlıyor. C vitamininin antioksidan etkisi diğer E vitamini gibi. E vitaminiyle mesela sinerjik olarak çalışıyor. E vitamini de bir antioksidan enzim olarak görev gören bir enzim. Onunla çünkü bunu biliyorsunuz serbest radikaller ve antioksidanlar, takım bileşenler halinde çalışırlar. Serbest radikal bir başka serbest radikale dönüşerek zincirleme olarak etkilerini devam ettirirler. Antioksidanlar da böyledir. Birbirlerini desteklerler. Örneğin glutatyonu alfa lipoik asit destekler. C vitamininin indirgenmesi gerekiyor. E vitamini destekler. E vitamini A vitamini destekler. Ama genellikle de bir tartışma var. Onu belki sorularınız sırasında konuşacağız. Antioksidanların bu kadar çok kullanılması acaba kansere zemin hazırlar mı gibi sorular sorulabilir. Bunlar da inşallah cevaplamaya çalışacağız. Şimdi C vitamininin bu glutatyonla ilişkisini az önce konuşmuştuk. C vitamini eğer dehidroaskorbik asitte dönüşüyorsa bunun temel nedeni indirgenmiş glutatyonla oksitlenmiş glutatyon ağının dengesine bağlıdır. Yani iyi bir glutatyon seviyesine ve sentezine ihtiyacımız vardır. C vitamininin fizyolojik dozlarda olması için. Şimdi burada yavaş yavaş artık C vitamininin klinikteki kullanımlarına geçmeye başlayacağız. C vitamininin etkinliği bifazik etkinliğe sahip. Düşük dozda ayrı bir etkinlik gösteriyor, yüksek dozda ayrı bir etkinlik gösteriyor. Bunu da şöyle konuşabiliriz. Şimdi düşük dozda C vitamini, bakın şurada slide'ın
sağ tarafında hücresel proliferasyonu artırıyor. Ama yüksek dozda C vitaminine baktığınız zaman oksidan oluyor ve hücreyi öldürüyor. Bu yüzden C vitaminindeki klinik kullanımındaki en önemli şey arkadaşlar ciddi anlamda C vitamininin bifazik etkiye sahip olduğunu bizim mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi devam edeceğim ben. C vitamininin oksidan etkisi doza bağlıdır. Yani plazma seviyesine bağlıdır. Arkadaşlar oral dozlar hiçbiri oksidan dozlara çıkılamaz. Ancak şu anda başımızda bir sorun var. Lipozomal C vitaminleri acaba hücrenin içerisine lipozomlar yoluyla girdiği için, doğal bariyerleri kullanmadığı için acaba hücrenin içerisinde yüksek dozlara ulaşır mı? Bildiğiniz gibi ne yapıyorduk? Biz C vitaminini sindirim sisteminden emdiğimiz zaman bağırsaktaki emilimi çok düşük olduğu için hatta yüksek dozlardaki C vitaminini sürekli biçimde okside edip bağırsak peristaltizmini artırdığı için oral olarak anlanlar ne yapıyordu? İshal yapıyordu. Biz buna floş testi diyorduk. C vitamininin oksidan etkisi için mutlak suretle yüksek doza çıkılması gerekiyor. Ancak oral olarak lipozomal C vitamini gerçekten yüksek doza çıkıyor mu bunu ben bilmiyorum. Ve lipozomal C vitamini üreten firmalar maalesef bu sorularıma da henüz cevap veremediler. Bunu inşallah ileride cevap verebilecek bir hale gelirler. Şimdi C vitamininin yüksek dozlara ulaşabilmesi için intravenöz verilmesi gerekiyor. İntravenöz verilebilmesi de yapılan birçok çalışmalar C vitamininin yüksek dozlarda plazma seviyelerini ve hücre içerisinde son ürün olan hidrojen peroksit seviyelerine bakmışlar. Hidrojen peroksit seviyeleri C vitamininin 10 gramın üzerindeki dozlarda arttığı gösterilmiş. Bu da şu anlama geliyor. C vitamini 10 gramın üstündeki dozlarda yavaş yavaş yüksek doz kategorisine giriyor. Yani prooksidan olmaya başlıyor. C vitamininin prooksidan dozları organizmada birçok amaçla kullanılabilir. Tümör amacıyla kullanılabilir, enfeksiyon amacıyla kullanılabilir, tamir amacıyla kullanılabilir, birçok şeyin toksinin şelasyonu amacıyla kullanılabilir. C vitamini birçok kanser türünde oksidan dozlarda kullanılıyor. C vitamininin hangi dozlarda toksitesi var, hangi dozlarda zararlı? Buna FDA aslında bir şey koydu. Bir, nasıl söyleyeyim, ciddi anlamda bir şerh koydu. Şöyle dedi, 187 grama kadar olan intravenöz C vitamini kullanımı toksik değildir. Ancak yan etkileri olmadığı anlamına gelmez bu. C vitamini yan etkileri neye bağlı olarak değişir? Şimdi biraz bunu konuşalım. Yani bu şu demek, biz 150 grama kadar C vitaminini güvenle kullanabiliriz. 187 grama kadar güvenle kullandığına dair FDA'nın onayladığı çalışmalar da var. Bu da şu anlama geliyor. C vitamini ile ilgili bir toksiteden çok C vitamini bu dozda hangi etkiyi yapar? Düşük dozda hangi etkiyi yapar? Biraz bunun üzerinden düşünmekte fayda var. C vitamini prooksidan dozları yüksek dozlarda dedik. Ve bununla ilgili olarak bakın burada çok iyi dergilerde yapılmış çalışmalar var. C vitamini yüksek dozda şelasyon etkisine sahiptir. Düşük dozlarda antioksidan, immün aktivasyon, kolajen ve hücre proliferasyonu üzerinde etki eder. Yine düşük dozlarda vasküler epitelyal growth faktör gibi faktörlerin üretimini artırır. Yapılan birçok çalışmada C vitamini hücre zarından içeriye girmesi için minimum 30 grama kadar çıkması gerekiyor. Yani 30 gramın altındaki C vitamini uygulamaları yüksek dozda, hücrenin içerisinde yüksek dozda bir oksidan madde oluşturmuyor. Faz 1 ve faz 2 çalışmaları var. Faz 1 ve faz 2 çalışmalarında 87,5
grama kadar olan uygulamalarda hiçbir yan etki görülmemiş. Peki ama tamam, toksik etki 150 gramın 187 gramın üzerinde ortaya çıkıyor ama bu arada ara fazlarda yan etkiler ortaya çıkıyor. Bu yan etkilerle ilgili biraz konuşalım. Biz yüksek dozda C vitamini uyguladığımızda yan etkilerden bazıları ortaya çıkıyor. Şimdi yüksek dozda C vitamini nerede uyguluyoruz? Bir, tümör dokusunda uyguluyoruz. Burada gördüğünüz gibi tümör dokusundaki C vitamini etkisine bakalım. Bakın, normal dokuda askorbik asiti veriyoruz. Tümör dokusunda askorbik asiti veriyoruz. Bunlar ilerliyor. En son bir hidrojen peroksit oluşturuyorlar. Etkinliğini bununla sağlıyorlar. Fakat normal hücre ile tümör hücresi arasında bir fark var. Normal hücre glutatyon üretiyor. Biliyorsunuz glutatyon hidrojen peroksiti suya indirgiyordu. Yani hidrojen peroksit işini görüyor. Bir serbest radikal üreticisi, ancak işini gördükten sonra nötralize edilmesi, yok edilmesi gerekiyor. Bunun için de sağlıklı bir organizmada iki tane enzim var. Biri glutatyon peroksidaz, biri de katalaz. Ancak tümör hücresi hidrojen peroksite karşı kendini korumak için glutatyon üretebiliyor. Lakin tümör hücresi asla katalaz üretemez. Niye? Çünkü sağlıklı bir hücrede peroksizomlar var ama tümör hücresi primitif formda olduğu için peroksizomu yok. Dolayısıyla tümör hücresi peroksizomdan katalaz salgılayamıyor. Ancak normal sağlıklı bir hücre peroksizomlardan katalaz salgıladığı için askorbik asitin yan etkileri sağlıklı bir hücrede oluşmazken tümör hücresinde oluşabiliyor. Bu da çok önemli bir şey. Dolayısıyla yüksek dozdaki C vitamini kanser hücresinde öldürücü etki yaparken normal sağlıklı bir hücrede selektif olarak bir yan etki oluşturmuyor. C vitamini aktif olarak emilir. Rezorpsiyon oranı artan dozla birlikte azalır. Doyuma ulaşır. Oral olarak 180 mg'a kadar %80-90 arasında. Bakın dikkat edin, C vitaminini oral dozlarda çok fazla kullanmayın, çok yüksek. Mesela 1 gramın üzerinde kullandığınızda ne olur? Bakın ben genellikle 1 gramı geçmiyorum oralde. 1 grama kadar %60-75 oranında emilimi azalıyor. 3 gramdan sonra %40 oranında emilim azalıyor. 12 gram verdiğiniz zaman %16 oranında. Bakın bu sağlıklı fizyolojik bir bağırsak için konuşuyoruz bunu. Bir de buna mikrobiyatanın bozulduğunu ekleyelim. Mikrobiyata bozulduğunda bu emilim daha da bozulacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar, yüksek dozda oral C vitamini anlamsızdır. Bunu kullanmanıza hiç gerek yok. C vitaminini infüzyon tarzında kullandığımızda, yani damar yoluyla kullandığımızda ne olur? Bakın 10 gram intravenöz C vitamini kullanıyoruz. 10 gram oral C vitamini kullanıyoruz. Aradaki plazma seviyesine bakıyoruz. Aradaki fark 25 kat. Yani biz C vitaminini yüksek dozda intravenöz verdiğimizde, aynı dozda oral verdiğimizde arada tam 25 kat bir plazma seviye farkı var. Bu çok önemli arkadaşlar. Yapılan birçok çalışmada C vitamininin veriliş süresi de önemli olarak kabul edilmiş. Bakın burada C vitamini yüksek dozlarda, yani 187 gramın üzerindeki bir günlük dozda, herhangi bir şeyde kullanımında, bir kronik hastalıkta ya da kanserde çok güvenli olduğu gösterilmiş. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü de bunu onayladı. FDA da bunu onayladı. Bunun sebebi prooksidan etkinin ve tümörün antioksidan kapasitesinin zayıf olmasından kaynaklanıyor. Birçok çalışma bunu göstermiş ve ben C vitamininin bu çok sayıdaki çalışmaların hepsini toparlayıp burada slaytları da sizlere göndermiştim. Oradan faydalanabilirsiniz. Bunların üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü C vitamini yüksek dozlarda bile güvenilirdir. Sadece bazı yan etkilerini dikkate almak lazım.
Şimdi ozon terapiyi yapanlar bilir. C vitamini ile ozon terapi aşağı yukarı aynı yolaklar üzerinden, aynı hidrojen peroksit üretimi üzerinden etki eder. Ama biliyorsunuz C vitamini damar yoluyla bir gazı kanla karıştırıp vermeye dayanıyor. C vitamini ozon terapi yaparken biz şöyle bir yöntem geliştirdik. Multipass, yani arda arda ozon uygulaması. Arda arda C vitamini uygulamalarıyla ilgili dünyada çok sayıda yerde çalışmalar var. Birçok çalışmada da anjiyogenezis, kolajen üretimi, enflamasyon üzerinde, toksite üzerindeki etkileri, bunların düşük dozlardan mı, yüksek dozlardan mı yapıldığını gösteren çok sayıda çalışma var arkadaşlar. Ancak C vitamini ile ilgili yapılan çalışmalarda, oral olarak yapılan çalışmalarda hep çelişkiler olduğu saptanmış. Zira bunun sebebi de emilimi ve biyo yararlanımı. Yani oral dozlarda biz hep antioksidan bir seviyeye ulaşırız C vitamininde. Bu da kanser tedavisinde aslında ters etki yapar. Nasıl ters etki yapar? Şimdi demiştik ki tümör hücresi bir oksidan ajana karşı, yani bir kemoterapi sonunda bir oksidan etkiyi gösteriyor. Oksidan ajanına karşı kendisi glutatyon üretiyor. Siz düşük dozda C vitamini verirseniz bu tümör hücresiyle düşük dozda C vitamini aslında bir antioksidan veriyorsunuz. Bu da kemoterapinin etkinliğini azaltıyor. Direkt tümörde bir büyümeye yol açmıyor ama tümörün kemoterapiye verdiği cevabı azalttığı için biz C vitaminini kanser tedavisinde kemoterapinin uygulandığı gün ve o hafta içerisinde asla uygulamıyoruz. Bunun sebebi kemoterapinin oksidan etkisini düşük dozda ya da oral verdiğiniz bir C vitamini bu etkinliği azalttığı için kemoterapinin etkinliğini yanıtını azaltır. Bu da zaten tümörün progresi olmasını sağlar. Birçok çalışmada bunlar gösterilmiş. Birçok analiz yapılmış. Glioblastom'dan özellikle bunun üzerinde biraz durmak isterim. Arkadaşlar glioblastom, meme kanserleri ve akciğer kanserleri C vitamini, yüksek dozda C vitaminine diğer tümörlerde göre daha iyi etki ederler. C vitaminini biz aktif tümör varken yüksek dozlarda kullanıyoruz. Dozları birazdan konuşacağız. Ancak tümör aktif değilse, kemoterapiler bitmişse ya da henüz kemoterapi başlamamışsa biz düşük dozlarda C vitamini uygulaması yapıyoruz. Almanya'dan Doktor Hüseyin Şahin, o da onkologtur, meslektaşımdır. Onun yaptığı uygulamalar ve çalışmalar var. Bunları geçireceğim, bunlar üzerinde durmayacağım ama bilmemiz gereken bir şey var. C vitamini uygulamalarında yüksek dozda kanser ve enfeksiyonlarda çok iyi bir etki sağlamıyor. Şimdi ne yapacağız peki biz C vitamini uygularken nelere dikkat edeceğiz? Bir, yüksek dozda C vitamini uyguluyorsak bir hastada mümkün olduğu kadar glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimin ölçümünü yapıp, çünkü 150 gram bir C vitamini verecekseniz 100 gram yani 30 gramın üzerindekilerde mutlak eksiklik varsa glikoz 6 fosfat dehidrogenazda hastada antioksidan kapasite hücrelerde çok düşük olacağı için çok hızlı hemolize gider. Çok hızlı hemoliz gibi bir yan etkiyle karşımıza gelir hasta. Bu nedenle C vitaminini uygularken buna dikkat etmemiz lazım. C vitamini yaklaşık 10 ile 15 gramın üzerinde yavaş yavaş prooksidan dozlara geçmeye başlar. Bu nedenle immün aktivasyonu için, antioksidan sistemi aktive etmek için, anti-aging amaçlı yapmak için C vitaminini mümkünse 10 gramın üzerine çıkmamak gerekiyor. Peki başka ne yapar C vitamini? C vitamini 25 gram ve üzerinde hipomagnezemi yapar. Yani magnezyumu azaltır. Magnezyum kloridi 25 gramın üzerinde uyguladığımızda, diyelim ki biz bir hastaya 25 gram uyguluyoruz. 25, 30, 35, 40, 50'ye kadar geldiğimizde bir ampul
magnezyum klorürü eklemek gerekiyor. Bunu da genellikle damar içerisinde puşeyle de verilebilir. Magnezyumu desteklemek amacıyla kalsiyum glukonat da verilebilir dengelemek amacıyla. Şimdi diyelim ki 50 gram üzerine çıktık. Bu defa ikinci bir magnezyum klorürü vermek lazım. Ancak konuşmamızın başında bir şey söylemiştik. Kan şekerini yüksek dozda C vitamini verildiğinde yükseldiğini görmüştük. Dolayısıyla bu bir hiperglisemiye yol açabilir. Bir hastayı bir ketozise götürebilir, bir komaya sokabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Kan şekerini mutlaka takip ve regülasyon yapmak lazım. Özellikle 10 gramın üzerinde prooksidan olmaya başlayan vakalarda. C vitamini uygulama protokolleri nedir? Nasıl uygularız? Arkadaşlar C vitamini kaç gram vereceksek iki katı bir sürede infüzyonla yapacağız. Yani biz 5 gramlık bir C vitamini uygulaması yapacaksak bunu 10 dakikada hastaya geri vereceğiz. Neyin içine koyalım? Serum fizyolojinin içine koyabilirsiniz. Ringer laktatın içerisine koyabilirsiniz. Dolayısıyla da İki katı bir sürede verebilirsiniz. 25 gramlık bir C vitaminini 50 dakikada, 50 gramlık bir C vitaminini 100 dakikada, 100 gramlık bir C vitaminini 200 dakikada. Burada yaklaşık olarak ne kadarlık serum fizyolojik ya da Ringer laktata verildiği yan tarafta gösterilmiş. Ardışık yapabilirsiniz arda arda, yani bir seferde 5 gram, 7,5 gram ve 10 gram. gibi dozlarla giderek dozu artırabilirsiniz. Benim tavsiyem dozu yavaşça artırmanız. Bir anda 50 grama çıkmanız değil. Diyelim ki hastaya prooksidan yüksek dozda C vitamini uygulamak istiyorsunuz. 10 gramdan başlayıp 10, 15, 20, 25, 30 çıkmak istediğiniz doza kadar çıkabilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey. Burada C vitamininin hangi dozlarda ve hangi şeyde, solüsyonda ve ne kadar sürede verileceğine dair bilgi var. Şimdi COVID protokolü var. COVID protokolü de C vitamini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda COVID sadece COVID değil, şu günlerde çok fazla olan gripal enfeksiyonlarda da intravenöz C vitaminini yüksek dozda, minimum 10 gram. Bugün bir enfeksiyon nedeniyle size gelen bir hastada minimum 10 gram C vitamini kullanmanız gerekiyor ki etkinlik oluşsun. Burada bir pnömonide, ARDS, akut respiratuar distres sendromunda, yani aslında COVID'de gördüğümüz o sitokin fırtınasında C vitamini kullanımını ve bu kullanımda da elde edilen etkileri rapor etmişler. Çok bol miktarda, bakın kilogram başına 200 miligram. Bu aslında çok yüksek bir doz değil, orta doz. Bakın burada akciğerdeki enfeksiyonun giderek ne kadar iyileştiği gösterilmiş. C vitamini özellikle akciğer enfeksiyonlarından sonra fibrozun gelişmesini engellemek için de düşük dozlarda kullanılmalı. Kolajen sentezini artırdığı için ve doku yapısını koruduğu için. Tümörün baskılanmasında daima yüksek doz, intravenöz, intramusküler uygulamalarda mutlak suretle 25 gramın üzerinde az önce söylediğim hipomagnezemiye dikkat etmek lazım. Çocuklarda arkadaşlar daima dozu yarıya düşürün. Yani bir erişkinde kullandığınız dozun yarısına düşürün. C vitamini ile ilgili aynı anda kullanmamamız gereken ilaçlar var. Mesela asetaminofenin renal atılımını azaltıyor. Yani toksitesini artırır. Varfarinle ilişkiye girebilir. Yüksek doz C vitamini uyguluyorsanız kemoterapi sırasında uygularsınız. Ama düşük dozda C vitamini kemoterapi sırasında uygulanmaz. Kendisi toksik değil ama yüksek dozlarda uygulandığında yan etkiler gösterilmiş. Glukoz 6 fosfat dehidrogenazı konuştuk. C vitamini uygulanması sırasında inorganik selenyum alınımından kaçınmak gerekiyor.
Çünkü askorbik asitin seleniti azalttığı için dokuya alımında bir elverişlik. Burada da gördüğünüz gibi aslında etkiyi azaltıyor. Selenium alıyorsunuz ama etkiyi azaltıyor. Bunu dikkat etmek lazım. Genelde çok sorulan bir soru var. Biz yüksek dozda C vitaminini uyguladığımızda ne olur? Metabolizma sırasında bir kısmı oksalata dönüşüyor ve böbrek taşı yapar. Hayır, genellikle yapılan birçok çalışma şunu göstermiş. Çok yüksek dozlara çıkıldığı zaman bile oksalat taşlarının oluşumu neredeyse çok nadirdir. Bu nedenle arkadaşlar C vitamini uygularken biz ya böbrek taşı oluşur mu kaygısından uzak kalmamız lazım. Böbrek taşının oluşumu bir kere uzun bir süreci gerektiriyor. Böyle bir yüksek dozda bir iki defa uyguladığınız C vitamini ya da bir hafta 10 gün böbrek taşı oluşturmaz. Akut böbrek yetmezliği yapmaz. Alerji yapmaz. Bulantı kusma yapmaz. Çok nadir olarak yüksek dozlara çıktığınızda bulantı yapabilir. Yüksek dozlara çıktığında baş dönmesi yapabilir. Hipertansiyonu yine yüksek dozlarda yapabilir. Demir depolama hastalıklarında dikkatli olmak gerekiyor. Biliyorsunuz böbrekte glomeruler olarak filtreleniyor. Böbrek fonksiyonları çok bozuksa C vitamini sorun çıkarabilir. Kan şekeri takibini yapmamız gerekiyor. Özellikle şurada bizim şeyimiz var, ona geleceğim ve bitireceğim kısmet olursa. Kliniğimizin C vitamini uygulamasındaki dozları bunlar. Şimdi düşük dozda biz 0,1 ile 7,5 ya da en fazla 10 gramı olarak kabul ediyoruz. Orta dozlar, bunlar 10 gram ile 30 gram arasındaki dozları orta dozlar olarak kabul ediyoruz. Yüksek dozlara gelince bunlar artık oksidan dozlar. 30 gram ve üzerindeki dozlar ya da kilogram başına 0,5 gram kilogram hesaplandığında daima 15 kiloluk bir çocukta 7,5 gram, 60 kiloluk bir insanda 30 gram ve üzerindeki dozlar yüksek doz olarak kabul ediliyor. Ancak arkadaşlar bunların tamamen antioksidan mı, oksidan mı olduğuna uyguladığımız kişinin antioksidan kapasitesi karar veriyor. Eğer kişinin antioksidan kapasitesi iyiyse bu dozlar geçerli. Ama kişi uzun süreli bir kronik hastalığa maruz kalmışsa, işte bu dozlarda problem olabilir. Bunları biraz daha düşürmek gerekebilir. Örneğin 7,5 gram, 10 gram antioksidan kapasitesi düşük birisinde çok ciddi anlamda bir oksidan olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tamamen kişinin antioksidan kapasitesine bağlıdır intravenöz vitamin C dozlarının kullanımı. Peki beklenen etkiye göre nasıl seçeceğiz? Eğer amacınız immün sistemi aktive etmekse, kolajen sentezini aktive etmekse, antioksidan sistemi düzenlemekse, hastayı enerjik olarak artırmaksa o zaman düşük doz var. Ama hasta size geldi, enfeksiyon var, aktif tümör var. Bu hastada genellikle yüksek dozlar. Hasta size geldi, bir otoimmünitesi var. Uzun süren bir koahı var. İşte buralarda orta dozları uygulamak lazım. Ve daha önce de söylediğim gibi sıvı yüklemelerine karşı ve kronik böbrek yetmezliğindeki filtrasyonu da dikkate alarak yapmak gerekiyor. Burada bir kliniğimizin profilaktik amaçlı korona pozitif negatif olarak bir hastada uygulanması gereken düşük doz, orta doz ve yüksek dozları anlattık. Şimdi gittiniz bir ortamda korona var. Size bulaşma ihtimali olabilir. Siz bir profilaksi uygulamak istiyorsunuz. O zaman düşük doz C vitamini uygulayabilirsiniz. Gittiniz, test yaptırdınız, korona pozitif ama sizde hiçbir hastalık bulgusu yok. Orta ve yüksek doz uygulama yapılabilir. Gittiniz, korona pozitif veya negatif ama aktif hastalık tablosu var. Test negatif de çıkabilir ama ciddi bir pnömoniniz var. O zaman orta dozdan başlayıp dozu yavaş yavaş artırmanız gerekiyor.
Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer burada sorularınız olursa cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada moderatör arkadaşımız mı cevap verecek, ben mi cevap vereceğim bilmiyorum. Bunu belirlerseniz sevinirim. Moderatör arkadaş soruları sorabilir ya da izin verebilir. Murat Hocam merhaba, benim sesim duyuluyor mu? Duyuluyor, evet duyuyorum sizi. Ben Arzu Guliyeva, nasılsınız? Sağ olun Arzu Hanım, siz nasılsınız? Sizi göremiyorum. Çok sadece sesimi açtım. Tamam. Sualları ben okuyacağım da o yüzden. Tamam. Sadece burada birkaç soru vardır. Mesela abi, İbrahim Bey sormuş. Paskorbini uşaklara hangi dozla ya çocuklara hangi yaştan ve hangi dozlarla uygulamak mümkün diyordu. Sanırım önceden yazmış bu soruyu. Siz sonda bunu anlatmıştınız. Yine anlatayım. Şimdi yeni doğan bir çocuk eğer prematüre ise asla C vitamini yapmayın. Niye? Çünkü prematüre bir çocuk antioksidan kapasitesi gelişmemiş bir canlıdır. Antioksidan kapasitesinin gelişebilmesi için sağlıklı doğum bir anne sütünü 1-2 ay alması gerekiyor. Yeni doğanda genelde önerilen ilk 6 ayda C vitamini yapmayın. Oral verebilirsiniz, rektal verebilirsiniz. Ancak hiçbir zaman bir intravenöz uygulamayı yapmayın. Çünkü yüksek doza çıkacak, oksidan doza. Bu da arkadaşlar ciddi anlamda şey demektir. Oksidan etki demektir. Bunu bu şekilde kabul edersek. Bunun ötesinde çocuklarda genellikle bir erişkinin yarı dozunda vermenizde fayda var. Çünkü biz nasıl planlıyoruz C vitamininin dozlarını? Yüksek doz 0,5 gram kilogram. Yani 15 kiloluk bir çocuk. 7,5 gram verebilirsiniz, yüksek dozdur. Ama 7,5 gram bir yetişkinde düşük dozdur. Dolayısıyla evet. Kilogram olarak verir. Evet. Bu. Yani 2-3 yaşında çocuğa kullanılabilir yani bu şey. Kullanılabilir, vitamin. Rahatlıkla kullanılabilir. Diğer soru daha bir doktordan vitamin C yani yüksek doz vitamin C paskorbini anlatıyoruz. O yüzden paskorbin migren ataklarında uygulanabilir mi diye sormuş. Paskorbin migren ataklarında uygulanabilir. Orta dozlar uygulamanız gerekiyor. Orta dozlarda genellikle 7,5-15 gram arasındaki dozları uygulamanız daha doğru olur. Bunun mekanizması nasıl bunun olacak? Mekanizması şu, özellikle migrende vazodilatasyon temel bir etki olarak, kan göllenmesi vazodilatasyon temel bir etki olarak kabul edilirse vazomodülasyon yapıyor orta dozlar. Orta dozlar vazomodülasyon yapıyor çünkü orta dozlarda serbest radikallerin varlığını gerektiriyor. Orta dozlardaki vazodilatasyon. C vitamini de bunu sağlıyor. Doktorlar genelde vitamin C uygularken yani paskorbini uygularken bu pıhtılaşma meselesi her zaman bir sorun oluyor. Şimdi doktorun biri sormuş. Pıhtılaşma yüksekse vitamin C uygulanması yüksek dozada uygulamak tehlikeli mi, mümkün mü veya olur mu ya olmaz mı diye soruyor. Şöyle aslında düşük dozda C vitamini kanamayı arttırır. Koagülasyonu azaltır. Ama yüksek dozda C vitamini koagülasyonu baskılar, kanamayı baskılar. Dolayısıyla da burada arkadaşlar siz ne yapmak istiyorsanız dozu ona göre belirlemeniz lazım. C vitamini uygulaması sırasında genellikle düşük dozlar hem kanamayı hem perfüzyonu hem pıhtılaşmayı aktifler. Bu nedenle düşük dozlarda kullanabilirsiniz aslında. Yüksek dozlarda kanamayı ciddi anlamda azaltır. Ama bir hasta tromboza eğilimli ise o hastanın antioksidan kapasitesine bağlı olarak sizin ozon C vitaminini kullanmanız gerekiyor.
Tamamdır. Şimdi daha bir soru. Meme kanserinde kimya terapi alan. Yani bunu siz konuştunuz, önceden yazılmış sanırım. Kimya Olsun. terapi alan hastaya vitamin C verilebilir mi diye sormuş. Elbette verilir. Ama şunu yapmayın. Yüksek doz C vitaminini kemoterapi aldığı gün hafta içinde verin. Düşük doz C vitaminini ise kemoterapiden önceki hafta verin. Kemoterapi sırasında, kemoterapinin uygulandığı hafta eğer yüksek doz C vitamini yerine düşük doz C vitamini uygularsanız kemoterapinin etkinliğini azaltırsınız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani kemoterapiden önce düşük doz, kemoterapinin olduğu gün ve hafta yüksek doz. Ne yapar? Kemoterapi ile birlikte yüksek doz C vitamini kemoterapinin etkinliğini artırır. Kemoterapiden önce düşük doz C vitamini kemoterapinin yan etkilerini azaltır. Çok güzel cevap. Teşekkür ederim hocam. Daha bir soru. Tinnitus'tan bahsetmiştiniz de tekrar soruyorlar. Tinnitus tedavisinde vitamin C'nin etkisi var mı diye. Var. Yapılan Varsa da çalışmayı gösterdim slaytta. Çok da hangi güzel bir dozda? çalışma. Regülasyon dozu orta doz. Tamamdır. Bir de bu safra kesesinden bahsetmiştiniz. Bu poliplerden soruyoruz. Safra kesesinde polipler varsa yani bu vitamin C'nin bir etkisi var mı? Hangi dozda? Gerek var mı? Yani Şimdi bu şöyle C vitamini eksik olduğunda safra asitlerinin sentezinde bir yavaşlama oluyor. Dolayısıyla bu bir sindirim problemine yol açıyor. Ama safranın kendisinde patoloji varsa, diyelim ki bir polip var, taş var. Bu safra sentezini daha da azaltacak demektir. O zaman bunlar da düşük doz. Çünkü safra asit sentezini arttırmak düşük doz C vitaminiyle oluşabilir. Bunlar da düşük doz uygulamanız gerekiyor. Yüksek doz değil. tamamdır. Diyabette vitamin C aşağı dozda mı yani düşük dozda mı verilebilir yoksa Çok güzel. yüksek bunu artık sadece kontrol etmekle diye anladım. Yo, diyabette daima sadece diyabet amaçlı verecekseniz. Şimdi şöyle düşünün. Bir hasta diyabetliyse düşük doz C vitamini uygularsınız. Ama siz herhangi bir nedenle, tümör, enfeksiyon nedeniyle yüksek doz C vitamini uyguladığınızda ve o hastanın diyabetli olduğunu bildiğinizde kan şekerini regüle etmeniz lazım. Çünkü yüksek doz C vitamini hiperglisemi yapar. Dikkatli Şimdi olmanız lazım. evet Ama diyabeti tedavi etmede C vitaminini düşük dozda kullanın. C vitaminini yüksek dozda uygularken hasta diyabetliyse başka bir nedenden dolayı uyguladınız ama hasta diyabetli. O zaman C vitamininin yüksek dozunun kan şekerini yükseltebileceğini bilmeniz lazım. İnsülinini ona göre ya da antidiyabetik ilacını ona göre uygulayın. evet, bu doktor kontraindikedi mi diye sormuştu. Demek ki düşük doz aksine tedavide etkisi Düşük doz olacaktır. tedavi edicidir, yüksek doz hiperglisemi yapıcıdır. Eğer gerekirse yüksek doz uygulayabilir ama kontrol Ama kan altında yani. şekerini sürekli kontrol etmesi lazım. Aynen. Daha bir safra kesesinde taş varsa vitamin C Yüksek doz olamaz. uygulamaması lazım. Vitamin C. Safra kesesindeki taşları olan birisinde mümkünse düşük doz uygulaması gerekiyor. Tamamdır. Bir de lösemi zamanı. Lösemide dozu nasıl kullanmak olur Lösemide mu? aktif lösemi döneminde yüksek doz remisyona girmiş, artık kemoterapi almıyor, kontrollerine giden bir hastada düşük doz. Başka soru. Sentetik veya organik vitamin C arasında bir fark var mı diye sormuşlar. Yani bu sentetik bizim Şöyle söyleyeyim, sentetik ve organik arasında etkinlik açısından bir fark yok ama organizmaya uygulama açısından fark var. Biz genelde şu anda sentetik uyguluyoruz.
Sentetik uygulamalar yüksek doz uygulamalardır. Organik uygulamalar genellikle düşük doz uygulamalardır. Tamam. Bir soru var burada. Birkaç antioksidan kullanırken kanser oluşumuna getirir mi diye sormuşlar. Güzel. Şöyle, şimdi bakın. Bir oksidan, bir antioksidan kavramını biraz daha böyle açıklayalım. Hormesis üzerinden. Şimdi tek başına bir antioksidan C vitamini gibi. Düşük dozlarda antioksidan olan C vitamini tek başına kullanıldığında yüksek dozlara çıkıldığınızda oksidan olmaya başlar. Ama bir oksidan ya da antioksidan tek başına birkaç hafta, birkaç ay kullanıldı diye kanser oluşmaz. Bu yanlış bir inanıştır. Kanser çok uzun süreli bir latent dönemden sonra oluşur. Birçok yaşam tarzı değişikliklerinin olumsuz olmasından kaynaklanıyor. Hücrelerde başlayan mutasyonların birikmesiyle kanser oluşur. Dolayısıyla ben şöyle düşünün, ben tek başına bir koenzim Q alıyorum ya da bir C vitamini alıyorum. Ömür boyu bunu alıyorum. Bu kanser yapmaz. Kanserin mekanizması tek bir tane antioksidan almakla yapmıyor. Ben antioksidanları niye takım halinde kullanın diyorum. Antioksidandan etkinlik elde edebilmeniz için mutlaka takım halinde kullanmanız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Antioksidanlar asla kanser yapmazlar. Bu yanlış bir inanıştır ve gerçekten yanıltıcı bilimsel çalışmalar var bu konuda. Yanıltıcı bilimsel çalışmalar şudur. Mesela kemoterapi alıyor bir hasta, kanseri var. O hastada siz düşük dozda antioksidan kullandınız. Yani düşük dozda C vitamini kullandınız, antioksidan etkidir. Bu kemoterapinin etkinliğini azalttığı için tümörün progresi olmasını sağlıyor. Herkes bunun üzerinden antioksidan alırsanız bu kanser yapar anlayışına gitmiş. Bu yanlıştır, fizyopatolojik olarak doğru değil. Daha bir soru. Lupus ve sklerodermide vitamin C hangi dozda uygulanmalı? Orta doz. Otoimmünitede arkadaşlar, otoimmün hastalıkların tümünde C vitamini orta dozdur. Şimdi miyokard infarktı hastalarında geçirmiş mi, yok şu an mı onu yazmamış. Miyokard infarktı olan hastalarda paskarbin haftada 2-3 kere kullanılırsa tehlikeli olabilir mi diyor. Miyokard infarktı olan hastalarda ilk 3 haftada hastanın stabilize olmasını beklememiz lazım. Özellikle serebrovasküler hadiselerde, kanamalarda, beyin felçlerinde ve miyokard enfarktüsü gibi kanamalarda 3 hafta kadar hastanın stabilize olmasını bekleyip sonra orta dozlarda uygulamak daha doğrudur. Kanama ufak ufak devam ediyor ama bu 3 haftalık stabilizasyon dönemini geçtik. O zaman yüksek doz uygulayabilirsiniz. Ancak arkadaşlar, kanamanın aktif olduğu dönemlerde, halen ufak da olsa devam ettiği dönemlerde asla düşük doz C vitamini uygulamayın, kanamayı artırır. Fırtılaşmayı da ciddi anlamda, fırtılaşma mekanizmasını, fibrinolizisi aktive eder. Dikkatli olmanız lazım. Daha bir soru, tamoksifen kullanan hastalarda düşük doz mu? Sorusu böyle. Tamoksifen eğer tümör aktifse, direkt olarak tamoksifenle ya da östrojen reseptörüyle pek ilgisi yok. Ancak östrojen sentezinde düşük doz etkilidir. Zaten ancak biz tümörlerde her zaman yüksek dozu daha çok tercih ediyoruz. Tamam. Böbrek taşı olan hastalarda. Az önce onu konuştuk. Böbrek taşı yapmaz C vitamini. O yanlış bir inanıştır. Şu ana kadar hiçbir çalışma böbrek taşı yaptığını göstermedi. Oxalo asetat ya da oxalat taşlarının oluşumu çok uzun süreli, özellikle detoksifikasyon, atık yönetimi, asit baz tampon sistemlerinin
uzun süreli yolunda çalışmayışıyla, doğru çalışmayışıyla alakalıdır. Böbrek taşı yapmaz C vitamini. Hiçbir dozda böbrek taşı yapmaz. Hayır, bu böbrek taşı olan hastalarda uygulamak olur mu? Yani onu yani sormak şöyle, gerekiyor. İntravenöz yüksek doz uygulayacaksanız elbette bu bir sorun. Dikkatli olmak lazım. Uzun zaman ama. 6 ay diyelim ki bir tümör nedeniyle ya da uzun süren bir enfeksiyon nedeniyle 6 ay boyunca biz yüksek doz C vitamini uyguluyoruz. Orada dikkatli olmak lazım. Böbrek taşı da varsa. Ama C vitamini kendisi böbrek taşı yapmaz. Daha bir hastamız alfa lipoik asit ve vitamin C oral kullanımı doğru mu yazıyor? Doğru, doğrudur. Çünkü birbirlerini redükte ederler. C vitamini tekrar redükte olabilmesi için alfa lipoik asitten elektron alır. Glutatyon da öyledir. Glutatyondan da elektron alır. Dolayısıyla da birlikte kullanmaları stabilite açısından çok daha doğrudur. Daha bir soru. Hepatit C'de vitamin C'nin etkisi, yani hepatit C olan hastada vitamin C'nin, paskorbinin etkisi, yani uygulanması nasıl olur? Vitamin C, hepatit C'de şöyle uygulanır. Hepatit C sadece taşıyıcı. O zaman düşük doz uyguluyorsunuz. Hepatit C aktif. Yüksek doz uyguluyorsunuz. Haftada en az 3. Yüksek doz uyguluyorsunuz. Hepatit C virüsü zarflı bir virüstür. İçeriğinde çok yüksek miktarda lipid vardır zarfında. Dolayısıyla yüksek doz C vitamini zarfını okside eder. Proteinini de okside ettiği için reseptörün hücreye infüzyonunu engeller virüsün. İntraseller olan C vitamini, hepatit C'yi de yüksek dozda okside ederek yok eder. Hepatit C'de yüksek doz C vitamini çok etkilidir. Tam remisyonu sağlayan çok sayıda vaka var. Yüksek dozda aktif bir şey varsa hepatiti yüksek doz, eğer taşıyıcıysa düşük doz, ancak karaciğer siroza gidiyor hepatit C'den dolayı. O zaman orta doz. Fibrozisi engellemek için. Çok teşekkür ederim Murat Hoca. Biz teşekkür ederiz. Ümit ederim ki doyurucu bir şey olmuştur. Sunum olmuştur. Buradan tüm Azerbaycan'a selam iletiyorum. İnşallah aralığın başında da orada olacağız. Kısmet olursa görüşürüz. Mutlaka görüşelim diyelim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim sonunda da olsa. Tabii. Önce kendinizi tanıtır mısınız? Nermin doktor, gastroenterolojiyim. İlk yani genel cerrahiyeden sonra gastroenterolojiye götürdüm. Hocam bir soru sormak isterim. B12 siyanokobalamin şeklinde kullanırsa 2 gram dozda, yani mesela söylesem haftada 2 kez, 3 kez kullanılırsa bunlar kanser yapar mı? Yani bir etkinliği varsa, bir nasıl söylesem bir ana hattında bu varsa, yani hepimiz bir neden geçiyoruz. Yani bilmeye olmaz bunda bu var mı yok mu. O yüzden 2 gram dozlara kalktığında bir sorun olabilir mi? Şimdi şöyle, B12 intramusküler verdiniz, Dodex gibi siyanokobalamini, siyanür açığa çıkacak. B12 hücrenin içerisine girmesi için de aslında metile ihtiyacı olacak, metil grubuna. Şimdi siyanürün açığa çıkması toksite oluşturur. Fakat uzun süreli bir toksite ancak kansere yol açar. Yani ben 3 ay boyunca bir hastaya B12 vitamini eksik diye Dodex, yani siyanokobalamin uyguladım. Bu kanser olmaz bu hasta. Bunun kanser olabilmesi için bunu neredeyse minimum 5 yıl kullanmanız da gerekiyor. Ve sürekli siyanokobalamin kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar sadece toksiteyi arttırdığı için, hastanın toksin yükü fazla, detoksifikasyon kapasitesi düşükse, özellikle de faz 1 ve faz 2 kötüyse, o zaman siyanürün toksitesi oluşur. O da klinik tablo olarak kanser değildir. Sadece toksite tablosu oluşur. Hocam o zaman varsa bu kanser ve homosistein de yüksekse, tamam B12'ye bağlı olmayabilir de,
Bu zaman B12 kullanımım doğru mu? Şöyle, şimdi biliyorsunuz homositin yüksekse metilasyon düşüktür. Evet. Düşük metilasyon onkogenleri aktive eder. Yüksek metilasyon, over metilasyon ya da hipermetilasyon tümör süpresör genleri bastırır, inhibe eder. Yani tekrar ediyorum. Bir onkogen hastada bir tümör var. Homositin yüksek. Homositin artık zaten bir tümör markörü olarak da kabul ediliyor artık. Homositin yüksek ama metilasyon düşük. Metilasyon düşükse onkogenler aktif olur. Yani şu şöyle diyebilirim. Siyanokobalamin yerine metil kobalamin kullanmanız lazım homositin yüksekliğinde. Bu şu amaçla önemli. Metilasyon düşük olduğunda onkogenler aktifleşmesin. Tümör proliferasyonu ve tümör diferansiyasyonu artmasın. Bazen düşük gradli bir tümör metilasyon düşüklüğünde, azlığında yani homositin yüksekliğinde yüksek gradli bir tümöre dönüşür. Mutlaka B12'yi vermeniz lazım. Bunu da mümkün olduğu kadar metil grubu vermeniz lazım. Ama metil grubu yoksa elinizde tümör tedavisi sırasında siyanokobalamin kullanabilirsiniz. Çok Düşük teşekkür ederim. metilasyonda mutlaka kullanın. Siyanokobalamin olup olmadığına bakmayın. Tamam, çok Mutlaka teşekkür ederim. kullanın. Hocam Ama sizin yüksek fakülteniz. metilasyonda asla şey kullanmayın. Siyanokobalamin hatta metilkobalamin de kullanmayın. Hocam sebep hastalarında bunu kullanmamız doğru mu? Yani Bir daha bunu söyler misiniz ne hastaları? sedef hastalarında B12 kullanımı Ha, doğru mu? sedef hastası. Evet. Psoriyazis. Evet. Tamam. Psoriyazis otoimmün hastalıktır. C vitaminini mi soruyorsunuz? C vitaminini kullandığını mı B12'ni soruyorsunuz? bir de C vitamini. Her ikisini soruyorum hocam. Yani Tamam. aynı anda kullanmamız olur mu? İkisini de kullanmamız ne kadar Evet. vermemiz lazım? Hem C vitaminini orta dozda hem de B vitaminini mutlaka B12'yi mutlaka kullanın. Psoriyazis. Psoriyazis'te B12 niye kullanın? Büyük bir ihtimalle psoriyaz vakalarının büyük çoğunluğunda bağırsak mikrobiyatası bozulmuştur. B12 sentezlenmesi azalmıştır. Bağırsak geçirgenliği vardır. Emilim bozulmuştur. Enflamasyon hakimdir. O vakalarda mutlaka bunları vermek lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eğer bir Hocam. başka soru yoksa hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok mutlu oldum. Görüşmek Sağ üzere. olun Murat Bey. Sağ ol hocam. Vallahi Teşekkürler. Teşekkürler yoğurdum hocam. Teşekkürler. tüm Sağ olun. Azerbaycanlı arkadaşlarımıza biyolojik tababete ve onun muhterem Teşekkürler dostunu doktor. Teşekkür ederim. Çok inanmam. sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş Var geldin. olun. Çok Eksik sağ olun. olmayın.